geldiniz. Bir Gılgamış okumasına daha yine birlikteyim sizle. Şunu ayarlayayım. Evet. Bugün Salı saat 11.30. Kaçıncı olduğunu bilmedim ama herhalde 20 küsürüncü şeydeyiz, programdayız. 6. tablette kaldım. 6. tabletten devam edeceğim. Şöyle bir hatırlatayım geçen neler anlattığımı, yani minik bir özet. 6. tablet 183 cümleden oluşuyor. Buradaki temel hikaye şu, göklerin boğası denilen ve antik dünyada, primitif dünyada, aslında arketipsel bağlamda baktığınızda efsanelerde, rüyalarda, bilinçaltında önemli bir kavram olan bir boğanın öldürülmesi söz konusu. Öldüren de Gılgamış'la Enkidu. Hikayenin özü bu. Biraz da İştar, yani Tanrıça İştar Mezopotamya'nın olmazsa olmazı. Hikayenin bir ucundan tutan da İştar. Bundan sonra yani mesela 7. ve 8. tabletlerde Enkidu, baştan beri Gılgamış'ın yoldaşı olan Enkidu artık senaryodan çekilecek. 9. tabletten itibaren Gılgamış hikayesine tek başına devam edecek. Çünkü genellikle öyle olur. Yani mesela bir hakikatin eteğine ulaştığınızda tek olarak gidersiniz. Yani o gerçeğin saklanmış olduğu yere bireysel olarak tek başınıza ulaşırsınız. Zaten Enkidu da aslında Gılgamış'ın öteki benlerinden birisi olduğu için metni oluşturan editörler bilinçaltından, o efsanelerin oluşumunun mantığına paralel bir şekilde bilinçaltından artık Enkidu'ya ihtiyaç duymazlar ya da Enkidu'nun bilinciyle Gılgamış'ın bilincini ya da farklı personalitelerini artık bir araya getirirler ve bir tek varlık haline döndürürler. Yani artık Gılgamış olacaktır. Ne zamandan itibaren? 9. tabletten itibaren. Orada da bir şey de var. Hani 9. tablete kadar en başta söylediğim gibi hani Gılgamış'ın nasıl insan olma serüveni biraz sarıya bu satır aralarında, bu metnin satır aralarında. Çünkü 9'dan itibaren artık Gılgamış insanlaşacaktır da. Yani daha akıl ön plana çıkacaktır. Ve o akılla birlikte de artık hakikat neyse gayet böyle esrarengiz bir yer olan, işte güneşin doğduğu yer, oraya doğru bir yolculuk yapacaktır. Mesela 9. tabletten itibaren Gılgamış tam böyle bir ezoterik metne dönüşür. 9. tablete kadar olaylar böyle biraz daha seküler bir mantıkla akar. Ama 9'dan itibaren eski Mezopotamya geleneğinin belki de binlerce yıl öncesine kadar uzanan bir takım böyle ezoterik kaygıları artık şey olacaktır, devreye girecektir 9'dan sonra. Ben hala Enkidu'nun hayatta olduğu dönemdeyim, yani 6. tabletteyim. Burada yani bu tableti okurken de ben size... Okurken de kaça kadar okudum geçen ders yani? 160'a kadar. Yani 183 cümlenin 160'ına kadar olan kısmını geçen okumuşum. Şimdi 160'la son cümle 183'e kadar olan kısmı okuyacağım ve metni bitireceğim ama tabii metin üzerine yorum yapacağım yani. Dolayısıyla 161'den devam ediyorum. Şimdi 161'in hemen öncesi Enkidu ve Gılgamış bu göklerin boğası denilen ve benim birazdan üzerinde duracağım figürü öldürürler ve İştar'ın önüne atarlar Gılgamış'ın parçalarını, bedeninin parçalarını. İştar böyle çok aşağılanmış bir şekilde. Aslında oradaki İştar'ı şöyle düşünün, ya bir tanrıç ol tabii de. Fakat işleri şöyle düşünün, dönemin yani bu metnin oluştuğu dönem, M.Ö. 1000 küsur yılları,
dönemin artık Babil geleneğinin veya bütün Semitik gelenek, Babil, Asur bilmem ne, hani burada o erkek egemen toplumun, o toplumun dışlanmış kadınların şeyi de biraz işler, böyle bir figürdür. İşler aşağılanacaktır. İşte tam burada kaldım. Ve 160 şimdi, Gılgamış bütün demircileri ve ustaları çağırdı. Niye çağırdı? Bu boğayı öldürdükten sonra, tabii o boğanın böyle önemli bir yanı var, o kozmik bir varlık aslında. Boğanın o boynuzları falan muhteşem. O boynuzlarını göstermek için demircileri, ustaları, yani bu zanaatkar, bu işlerden anlayan ustaları yanına çağırır. Şimdi 161 şu an yeni sayfa. 161. Ustalar boynuzların büyüklüğüne hayran oldular. Yani boğanın boynuzları çok büyük ve buna hayran oldular. 162. Her biri, şimdi burada yine mesela her biri diyor, 30 yazıyor. 30 da şeyde Babil dilinde veya bütün Akat şey, ya yani bütün Orta Doğu Mezopotamya'da 30'u şöyle yazarsınız. Şöyle bir üçgen düşünün, bir ayakta duran üçgen, şöyle bir tane, bir tane şöyle, bir tane de öyle. Yani üç tane böyle ayakta duran üçgen 30 demek. Burada tabii 30 yani rakamla yazmış onu ama şelaşet, yani 30'u onu gördüklerinde şelaşet diye telaffuz ediyorlar. 30 demek yani. Dolayısıyla her biri şelaşet, 30 yani. Mina, yani Mina veya Minu telaffuzu biraz farklı farklı olabiliyor yani. Bu bir ağırlık birimi, aynı zamanda para da birimi Mezopotamya'da. Yahudi geleneğinde falan da var, antik Yahudi geleneğinde. Şimdi bu, buradaki birkaç cümle aslında muğlak, tam anlaşılmıyor yani. Fakat büyük ihtimalle bu boynuzların hacimsal olarak büyüklüğünü ifade eden bir şeyler söylemeye çalışıyor metin. Her biri 30 şelaşet mina, 30 mina lapis lazuli'den yapılmıştı. Yani boynuzları kastediyor. Boynuzun büyük ihtimalle bir yarısı, bir de öteki yarısı. Bir minada yaklaşık 500 gram falan, yani yarım kilo falan. Dolayısıyla hani boynuzun hacmi için demek ki bu 500 gramla 30'u çarpacaksınız. Sonra lapis lazuli'den yapılmış. Lapis lazuli'nin ne olduğunu artık öğrendiniz. Nasıl bir taş, değerli bir taş olduğunu öğrendiniz. 163. Bu da muğlak bir ifade. Üzerindeki kabuk iki parmak kalınlığındaydı. Muhtemelen boynuzun üzerindeki o böyle kabuk olan kısmın kalınlığını göstermeye çalışıyor. İki parmak kalınlığındaydı. 164. İkisinin hacmi, yani boynuzun bütününün hacmi, yani hem bir tarafı boynuzun hem öteki tarafı, her ikisinin hacmi 6 fıçı yağ alırdı. 6 fıçı zeytinyağı alırdı. Bu yine böyle ne kadar büyük bir şey, hani onu anlatmaya çalışıyor. 165. Yağlamakta kullansın diye boynuzu Gılgamış kendi kişisel tanrısı olan, şimdi bu kişisel tanrıyı ben ekliyorum, metinde öyle değil de, yağlamakta kullansın diye boynuzu Gılgamış kendi personel tanrısı, yani antik dünyada her kişinin bir de personel tanrısı vardır. Yani kendi seçtiği ve kendi kendisini koruduğu düşünülen özel tanrılar bunlar. İşte bu boynuzları Lugalbanda'ya takdim etti. Onun personel, kişisel tanrısı. 166. Boynuzları getirdi ve yatak odasına astı.
167. Onlar, yani Gılgamış'ta Enkidu herhalde, onlar ellerini Fırat Nehri'nde yıkadılar. 168. El ele tutuşarak yürüdüler. Yani Gılgamış'la Enkidu el ele tutuşarak yürüdü. 169. Tabii mesela Enkidu'yla Gılgamış arasında homoerotik ve yani hem cins ilişkinin olduğunu ileri süren veya pederastik ilişki olduğunu ileri süren yazarlar var. Bilmiyorum, yani onlara bakmak lazım. Yani bakmak derken üzerine uzun uzun çalışmak lazım. El ele tutuşarak yürüdüler. 169. Uruk'un, yani Uruk biliyorsunuz Gılgamış'ın şehri, kral olduğu şehir. Uruk'un ana yolu boyunca giderlerken, yani birlikte el ele tutuşup giderlerken 170. Uruk halkı onlara bakarak etrafında toplandı. Kahramanların etrafında halk toplanıyor yani. 171. Gılgamış hizmetindeki kızlara şöyle dedi. Yani kendi sarayında çalışan kızlar herhalde. 172. Erkekler arasında en güzel olan kimdir? 173. Dostların en iyisi kimdir? 174. Burada da herhalde kızlar buna karşılık veriyorlar. Erkeklerin en güzeli Gılgamış. 175. Dostların en iyisi Gılgamış. 176-178 arası eksik, kırık, yani tam okunmuyor ya da şey, yani çok mantığı yok cümlelerin. 179. Gılgamış sarayında bir kutlama yaptı. 180. Erkekler gece yataklarında uyudular. 181. Enkidu yatıyordu ve bir rüya gördü. 182. Enkidu rüyasını anlatmak için kalktı. 183. Ve arkadaşına, yani Gılgamış'a şunları söyledi. Şimdi bu tablet burada bitiyor. Bundan sonraki tablet 7. tablet olacak. Bu 7. tabletten itibaren Enkidu kendi gördüğü rüyasında aslında ölümünü görecek. Yani senaryodan çıkarılmak için aslında metni derleyenler veya hikayeyi oluşturan anonim bilinç kahramanı senaryodan çıkarmak için böyle bir gerekçe, böyle yarı ruhani bir gerekçe hazırlıyor. Ve bundan sonraki metinde artık Enkidu akıbetini rüyasında görecek ve o akıbeti realize olacak. Ve artık ölecek. O sonraki hikaye. Şimdi gelelim, biz bu şeyi, ne derler, bu metni, 6. metni biraz analiz edelim. Bir kere aslında sizin ilk önce şunu bilmeniz lazım. Şimdi bu boğa, biliyorsunuz ki bütün primitif dünyada şeydir, çok simgesel bir, sembolik bir hayvandır. Yani boğanın primitif dünyada derin özellikleri vardır. Boğanın bu özellikleri, yani onun bu mitik özellikleri nereden kaynaklanır? Aslında üç şeyden kaynaklanır. Birisi bizde, yani insanda arketipsel olarak bir boğa arketipi vardır. Ki bu boğa arketipi aslında bir başka arketiple çok yakından alakalı olacaktır. O da tanrıça, ana tanrıça arketipidir. Bu ikisi, yani boğa ve ana tanrıça figürleri aslında birbirleriyle ilgili figürlerdir. Bu arketip, boğanın bu arketipsel özelliği şu anlama gelir. İnsan olarak bizim yaşama irademiz, yaşama arzumuz ve ölümümüzden sonra bizim varlığımızı adeta sürdürmemize katkıda bulunacak yeni bir varlık üretme
bir çocuk üretme veya bir dönleme arzusunu ifade eden bir şeydir, bir yapı. Yani bizde biyolojik olarak böyle bir durum var insanlarda ve bu bilinçaltında duran bir şey. Ve bilinçaltı da bu kendi üreme arzusu için boğayı seçmiştir kendisine. Bir kere boğanın primitif dünyadaki ve günümüzde hala aslında şeyi buradan gelir. Yani önemi bir kere buradan gelir. Bir. İki, şuradan gelir. Boğa çok güçlü bir hayvandır. Hele primitif dünyada çok daha güçlü tabii. Şimdiki boğalar gariban yani. Hani ama eski boğalar şey bambaşka. Boğalar primitif çağdan beri hep gücün sembolü olmuştur. Gücün ve aynı zamanda şeyin tabii bereketin de. Yani hani o boğa gibi bereketli olmak, güçlü olmak, üremeyle ilgili ilişkisi olması boğanın ve işte hem bedensel olarak, hacimsel olarak yani hem de yaptığı iş veya performans olarak boğanın gücü böyle şeydir. Ciddi bir imge halinde bizim bilinçaltımıza yerleşmiş ve bizim bilinçaltımızda insanın kendi üreme ve var olma kaygısı ile birleşerek bir sembol haline dönmüştür. Demek ki ikincisi boğanın bu öneminin kaynaklandığı ikinci şey güçlü bir hayvan olması ve üreme bağlamındaki güçlü fonksiyonu. Üçüncüsü şu, bu biraz daha geç dönemlerdir. Yani muhtemelen işte Mezopotamya kültürünün ortaya çıkmaya başladığı dönemler, yani milattan önce 4. binler falan, o da astronomiktir veya astrolojik. Yani gökyüzünde bir takım böyle yıldız kümesinin boğa burcu olarak nitelendirilmesi ve boğa ile ilişki kurulması. Yani bu dünyadaki güçlü bir boğanın gökyüzünde de var olması. Dolayısıyla bu üç tane temel yapı boğanın önemini şey yaptırmıştır, pekiştirmiştir. Tabii yani bunların dışında hani daha tali nedenler, yani boğanın hani gündelik hayatta, insanın gündelik hayatında işlemiş olduğu roller falan da göz önüne aldığınız zaman hakikaten diğer pek çok hayvandan boğayı ayırt ediyorsunuz. Zaten hani bütün antik dünyada, yani erken dönemlerde, neolitik dönem, sonraki kalkolitik dönem, belki paleolitik dönem falan, yani bu boğanın boynuzlarının falan nasıl kullanıldığını, yani bir ne diyeyim ona, sembolik bir güç olarak, kozmik bir güç olarak ve belki ilahi gücün bir sembolü olarak nasıl kullanıldığını siz biliyorsunuz. Yani en basit de bunun Çatalhöyük'te bulunan veya dünyanın her yerinde aslında bulunan o boğa boynuzları. Tabii boğa boynuzları hala pek çok yerde, evlerde, bir takım mekanlarda falan böyle yarı büyüsel bir şekilde veya bir güç gösterisi şeklinde hala bir yerlere asılır yani. İşte bu nedenlerle boğa farklı bir hayvandır. Bir kere buraya kadar bunu böyle bir anlamak gerekiyor. İkincisi, boğanın veya boğa ile ilgili hikayeler, efsaneler bütün inançlarda çok yaygın. Yani Zerdüştlerde, bizim yakın doğu inançlarında, işte Mezopotamya'da, Greklerde falan. Yani boğanın din, herhangi bir primitif inançtaki rolüne yönelik çok yaygın ritüeller falan var. Mesela bunların belki sizin bildiğiniz en önemlilerinden bir tanesi Mitraizm'de. Mitraizm söz konusu olduğunda yani. Mitraizm biliyorsunuz muhtemelen milattan önce böyle yüzlerde falan Anadolu'nun güneydoğusunda ortaya çıkan, aslında İran kökenli. Fakat bir şekilde Anadolu'da böyle bir revizyon görüyor ve ezoterik bir inanç biçimi olarak
Milattan sonra yüzlerden itibaren de böyle Roma'ya bilmem neye, bütün Avrupa'ya hatta yayılan bir inanç. Ya bunu şimdi konu bu olmadığı için anlatmıyorum. Ama mesela Mitraizmin en temel şeyi ne derler? Yani bütün doktrinini adeta izleyebileceğiniz bir görsel malzemesi var. O da Torakton sahnesi denilen bir sahnedir. Torakton boğayı öldürmek anlamına gelir. Torakton sahnesi bütün Mitra tapınaklarında, yani Mitraeum denilen Mitra tapınaklarında böyle en çarpıcı yerde girişin tam, yani girdiğiniz, tapınağa girdiğinizin tam karşı istikametinde duran bir şeydir, bir sahnedir o, tasvirdir. Anadolu'da da pek çok Mitraeum'da az çok da olsa bu Torakton sahnesi korunmuştur ama tabii Torakton sahnelerinin en iyi korunduğu yerler İtalya, Avusturya, Almanya falan. Yani oralardakiler biraz daha iyi korunmuş. İşte bu sahnenin ana unsuru da bir boğa ve boğanın Mitra tarafından, yani güneş tanrısını sembolize eden Mitra tarafından öldürülmesidir. Tabii boğa ile ilgili inançlar... hani sadece Mitraizm'de, tabi burada niye, o boğayı öldürmek ne demek falan, bunlar uzun hikaye. Uzun hikaye derken bambaşka bir konu, şu an onu yapmıyorum ben. Ama İran'da mesela Zerdüşlerde falan boğa son derece önemli. Yani boğa o kadar önemlidir ki, yani bütün varlıklar aslında bir ilk boğadan yaratılmıştır. Yani hani bu kadar şey güçlü mesela Zerdüşlerde bir rolü var. Ve bütün diğer inançlar, işte Greklerde Minotaur bilmem ne. Şimdi bunu da bilmeniz lazım. Hani üzerinde şu an duramasak bile bu boğa ile ilgili bu inançların ne kadar çok olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Olayın mantığını daha iyi anlamanız için. Şimdi burada bu arketipsel yanı üzerine birkaç şey daha söylemek lazım. Yani boğanın bizim bilinçaltımızda arketipsel yanı ile ilgili birkaç kelam etmem gerekiyor. Aslında şöyle, mesela bütün bu motiflerde, boğa ile ilgili bütün bu anlatımlarda genellikle boğa bir annenin oğlu olarak görünür çoğu kez. Yani hani bir anne vardır, bir de onun boğası vardır. Yani mitlerde bu ikili böyle birbirinden çok kopmaz şekilde. Bizim Mezopotamya'da da öyle aslında. Yani bizde de mesela göklerin boğası, işte Mezopotamya'da göklerin boğası aslında Iştar'ın oğlu gibidir. Ya da evlatlığı gibidir. Yani hani veya oğludur yani. O yüzden daima bu iki motif, yani bir ana, bir de oğul boğa hep birbirinden kopmaz bir şekilde ilişkilidir. Mitsel retoriklerde. Bu şundan kaynaklanıyor, bu ikilinin birlikteliği şundan kaynaklanıyor. Şimdi biz de, ben yine pek çok şeyi arketiplerle açıklıyorum ya, bizde şöyle bir yapı var. Üreme ve çoğalma ve bizden sonra bir jenerasyon bırakma. Aslında hikaye biraz şöyle bir yanı var. Bu ama çok böyle psikanalitik ve bambaşka bir yere götürecek bir hikaye bizi. Ama adeta varlıklar ilahi olarak veya kozmik olarak yani bir doğaüstü bir şey, yapı sanki bizde şöyle bir şey bırakmış. Böyle bir kalıp bırakmış veya bu bizim tarih içerisinde farkında olmadan edinmiş olduğumuz bir şey de olabilir. Yani bütün varlık türlerinde. O da şu, bir varlık ürettiğimiz zaman, yani hani bir çocuk yaptığı zaman bir insanoğlu ve belki de başka hayvanlar, orada yeni doğan varlık adeta bir feedbackle sana bir bilgi gönderiyor. O bilgi de şu, sen yeni bir varlık oluşturdun ve artık senin
bu kainattaki yaşama misyonun bitmiştir. Dolayısıyla biz sana bay bay diyebiliriz. Yani aslında biraz ölüme hazırlayıcı bir sebeptir. Yeni bir varlığın, yani bir çocuğun ortaya çıkması. Şimdi bunu bir yana bırakın. Yani bunun üzerine gidilebilir de hani bizimle ilgili ama bunu şu an bir yana bırakın. Fakat bizle daha ilgili olan şey şu. Bizim insanın yani üreme arzusu ve kalıcı olma arzusu iki temel ama bir hale gelen iki temel yapıdan oluşur. Bunlardan bir tanesi daha soft olan, daha yumuşak olan ve daha şefkatli olan bir üreme arzumuzdur. Yani hani bizde aslında bir tek vahdet, yani bizde tek bir üreme arzusu var. Fakat bu tek üreme arzusu iki şekilde tecelli ediyor. Bunlardan bir tanesi daha böyle soft olan üreme arzusu. Bunun dışında ikinci üreme arzumuz aslında ikisi de aynı yerden kaynaklanıyor. O da şu, daha vahşi üreme arzumuz. Daha vahşi, daha soft, daha yumuşak, daha şefkatli üreme arzumuz aslında arketipsel olarak ve arketiplerden artık bilinç üstüne çıktığında mit ya da işte bir mitsel retorik olarak piyasaya çıktığında soft üreme arzumuz tanrıça figürü olarak karşımıza çıkıyor. Ya da bütün bu mitsel anlatımlardaki koruyucu ana figürü. Yani pek çok efsanede bulacağınız koruyucu ana, böyle ana tanrıçaya yakın bir figür o. Belki ana tanrıçanın içerisinde olan bir figür. O figür normalde bizim yumuşatılmış üreme ve kalıcı olma arzumuzdur. Ama ikinci kalıcı olma arzumuz veya üreme arzumuz bu vahşi olandır ve sert olandır. Hard olan yani. Bu da boğadır. Yani boğa ile sembolize edilir. Bu daha saldırgan, daha içgüdüsel bir üreme. Aslında üremenin altında yatan şey de hani var olma kaygısı. Var olma kaygısının altında yatan şey de ölüm korkusu. Dolayısıyla var olma arzusu bizden tek bir halde olan o var olma arzusu bizden iki ayrı şekilde dış dünyaya çıkar. Bunlardan bir tanesi işte o daha yumuşak olan, daha şefkatli olan ve kurtarıcı ana motifi diye efsanelerden bildiğimiz veya işte ana tanrıça diye bildiğimiz. İkincisi de boğa motifi. İşte o mitlerde ki retoriklerde ki şey fenomen olarak yani bu doğudur. Ve bunların neden efsanelerde hep böyle bir arada ana oğul gibi anlatıldığının mantığı budur. Mesela herhangi bir işte Greklerde mesela şeyde Minotaur'un hikayesinde veya pek çok hikayede bunlar ana oğuldurlar. Yani birisi koruyucu ana, ötekisi boğa figürü. Ve bunlar birbirlerini tamamlamak isterler. Tamamladıklarında artık hayat şey olacaktır, var olacaktır. O yüzden de boğa ile ilgili primitif dünyadaki inançlara yol açacak şeylerden biri bizim içimizde saklı olan bu şeydir. Bu adeta bir ilahi yasa ya da ne derseniz deyin böyle bir hikayedir. Evet, demek ki boğanın şeyi biraz böyle, sembolünün altında yatan temel mantık bu. Şimdi bunu bildikten sonra birazdan bu göklerin boğası, Enkidu ile Gılgamış'ın öldürdüğü boğanın şeyine geleceğim, hikayesine geleceğim. Ama önce şunu bilmeniz gerek, şunun üzerine biraz konuşayım.
Şimdi burada metnin en başında hatırlarsanız İştar'ın, Tanrıça İştar'ın yani aslında hani bunlar gerçekten çok şey ya, o kadar antropomorfik bir hikaye. Yani insanlar tamamen kendi duygularını ve düşüncelerini Greklerde Xenofon'un söylediği gibi tamamen şey yapmışlar. Yani böyle uhrevi hale getirmişler, ilahlaştırmışlar yani. İştar Gılgamış'a aşık olacak. Hikaye zaten oradan kaynaklanıyor. Yani göklerin boğasının dünyaya inmesi, Enkidu ve Gılgamış'ın onu öldürmesinin temel mantığı şudur. İştar Gılgamış'a aşık olur. Gılgamış da bunu reddedince İştar da göklerin boğasını yukarıdan aşağıya indirir ki Gılgamış'ı öldürsün diye. Fakat ters olacak. İşte burada İştar Gılgamış'a bakarken bizim şeyin içerisinde yani hikayenin içerisinde kullanılan böyle birkaç tane kelime var. Yani İştar'ın Gılgamış'ta gördüğü şey, o hayranlık nereden kaynaklanıyor yani. Bunlardan bir tanesi Banu kelimesi. Banu kelimesi aynı zamanda mesela bina kelimesi bugün de yaşayacak şekilde dibi etimolojik olarak buralara kadar çıkan hikaye. Banu kelimesi biçimli falan anlamına geliyor. Biçimli. Yani İştar Gılgamış'a baktığında onun o bedeninde böyle bir şey görüyor. Yani o bir biçimlilik abidesi adeta. Bundan dolayı hayranlık duyuyor. İkincisi Damku. Damku da şey demek. Böyle çok hoş. Yani kadınlar için kullanılanı bunun Damkut. Feminin olanı yani. Çok güzel, işte yakışıklı, ondan sonra hoş adam ya da kadın neyse. Damku. Bu kelime geçiyor. Yani İştar şeyi görüyor. Hani Gılgamış'ta böyle bir şey görüyor. Sonra başka bir kelime. Bastu kelimesi. Bastu. Bastu kelimesi de böyle karizma. Yani Bastu şey demek aslında. Yani öyle bir şey daha doğrusu. Böyle bir sanki bir enerjisi var. Hani böyle bir şeyi var. Böyle bir ışık, bir karizması var. Parlak yani. O anlama geliyor. Gılgamış da onu görüyor. Yani Bastu görüyor. Özel bir güç demek o yani. Diğerlerinde olmayan. Bizim Türklerdeki aslında kutun tam karşılığıdır bu. Yani kutun tam karşılığı. Ve bir de kuzbu denilen bir kelime kullanılıyor. Kuzbu da baştan çıkarıcı anlamına geliyor. İşte bu kelimeler Gılgamış'ın özellikleri. Tabii bu kelimeler aynı zamanda Mezopotamya literatüründe mesela tanrılar ya da tanrıçalar için kullanılıyor. Veya bazen tabiattaki bir takım güçler, yani hayranlık uyandıracak bir takım nesneler falan için kullanılıyor. Çok büyük ihtimalle aslında bu gibi kelimeler ilk önce çok erken dönemlerde yani tabiatın içerisindeki insanların o hayranlık duymuş olduğu bir takım şeyleri, nesneleri, işte gökyüzü, ay, yıldız neyse yani bunları ifade etmek için kullandığı kelimelerdi. Zamanla bunlar daha antropomorfize edildi. Yani insana falan adapte edildi. Böylece tabiatın içerisindeki bir takım şeyler, terminoloji insana adapte edildi. Bunlar tabii insanlığın erken dönemlerindeki şeyler olduğu için ne derler, metinler. Her metnin bir arkeolojisi vardır. Yani hala öyledir. Yani kelimeler bundan dolayı böyle çok sihirlidir. Belki de önümüzdeki yüzyıllarda hani insanlar deniliyor ya yani gelecek yüzyıllar nasıl olacak falan. Gelecek yüzyıllarda insanlar konuşmadan eğer şey yapacaksa, hani kelime kullanmadan konuşacaksa zihinsel olarak nasıl bir dünya olur merak ediyorum yani. Çok anlamlı olmayabilir. Çünkü kelimelerin şeyi var hakikaten, büyüsü ve sihri var. Adeta şeydir yani hani bir kelime, ya kelimenin teknik olarak zaten bir arkeolojik dibi vardır. Yani her kelime
etimolojik olarak size on binlerce yıl önceden bir şey getirir. Yani mesela siz bir kelimeyi alın, bir dil bilimci gibi çözümleyin. O kelimeyi oluşturan ekler, bilmem işte öteki alt kelimeler, ıvır. Bütün bunlar bu kelimenin ilk oluştuğunda mantığının nasıl olduğunu, sonra neye dönüştüğünü, o yüzden kelimelerin böyle bir arkeolojik yanı var, bunu anlatır. Ama bir de kelimelerin büyülü yanı vardır, sihirli yanı. İşte o sihirli yanda, yani o bir kelimeyi çok kullandığınızda hakikaten enteresan bir şekilde o kelimenin kelimenin anlamı içerisine çekilebilirsiniz. Yani bu mesela Hinduizm'de, Budizm'de böyle mantra gibi kelimeler hani oralarda falan çok kullanılır. Bizim mesela tasavvufta falan zikirde biraz var o yani zikirde kullanılan esmalar adeta sizi de eksik olan yönleri dolduran şeylerdir. Başka kültürlerde de var. Şeyde Japon Budizminde falan da çok güçlü. Muhtemelen bu kelimelerin böyle inanılmaz bir sihri var. Bunu artık nasıl açıklarsanız bilmiyorum ama bundan dolayı da hani bir metine baktığınızda, bu kadar eski metinlere baktığınızda her kelimeyi hem onun böyle arkeolojik değeri anlamında anlamak durumunda hem de böyle onun o psikolojik insanla etkileşmesi bağlamında değerini anlamak durumundasınız. Ben tabii sizi hepinizi bir ben tabii ki ben akadolog değilim yani biz hani böyle okuyoruz bunları falan ama ben tarihçiyim yani ama benim derdim sizi böyle Sümerolog, Hititolog, Akadolog, Asuryolog neyse onlardan yapmak yani. Keşke yapabilsem. Dolayısıyla hani bu yönlere böyle dikkat çekmeye falan çalışıyorum. Metinler önünüze geldiğinizde bu bağlamlarda düşünmeniz lazım. Aslında dil bilim çok güzel. Yani kendi başına inanılmaz zevkli bir alan. Beni de çok eğlendiriyor. Fakat tabii dil bilimcilik biraz daha farklı yani. Evet, şimdi demek ki Gılgamış için İştar'ın kullandığı bu kelimeler ve bu kelimelerin böyle mantığıyla ilgili büyük şey ettim. Şimdi gelelim esas buradaki hikaye göklerin boğası. Yani esas bizim hikayemiz bu boğanın, göklerde yaşayan bu boğanın hikayesi. Şimdi bu eski Mezopotamya'da boğa ile ilgili kullanılan böyle yaygın birkaç tane kelime var. Mesela bunlardan bir tanesi Kusa Rikku. Bazen ben de telaffuz, benim sabah akşam ben bunlarla düşüp kalkıyorum ama yine de telaffuzda bazen zorlanıyorum. Kusa Rikku, boğa için kullanılan kelimeler bunlar. Mesela Akatça'da, yani Semitik, Akatça, Asur, Babilce'de falan bu Kusa Rikku kullanılıyor. Ondan sonra bu tabii Kusavikku kelimesi Sümerce'de, Sümerlilerde de var. Boğa ve böyle göklerin boğasına yakın kavramlar. Sümerce'de Gud Dumu Anna kelimesi kullanılıyor. Yani Gud Dumu Anna. Gud Dumu Anna göklerin oğlu boğa demek. Gud Dumu Anna, Dumu oğul falan demek. Ondan sonra işte Gud boğa falan demek. Anna da gökyüzü. Gud Dumu Anna göklerin oğlu boğa yani. Veya bazen Gud Dumu kullanılıyor. Ondan sonra göğün oğlu ya da güneşin oğlu, göğün oğlu anlamında daha çok. Sonra mesela bazen basitçe yine Sümerce Gud Alim kullanılıyor. Bu daha yalın bir boğa. Ondan sonra tabii bu mesela Sümerlerde de bu boğanın, boğa ile ilgili bir yığın efsane var. O işte şey Ninurta ve bir boğanın ya da bir canavarın arasındaki hikayede Gud Alim kelimesi kullanılıyor. Boğa yani boğa Ninurta'nın düşmanı burada. Mesela orada boğa için Gud Alim kelimesini kullanıyor. Gud Alim şey demek böyle, çok güçlü bir boğa yani. Bir monster İngilizce'de. Sümerler'de çok yaygın hikaye.
İşte Gudalim böyle kullanılan standart kelimelerden bir tanesi Sümerce'de yine. Tabii bu Kusavikku yani Akat Semitiklerde kullanılan bu kelime Kusavikku ve onunla ilgili de boğa ile ilgili de sadece bizim buradaki metindeki göklerin boğası değil başka pek çok efsane var. Mesela işte Tiamat'la meşhur Enuma Elish efsanesindeki Tiamat'la, Tiamat burada kötücül varlık öyle söyleyeyim yani, kaotik varlık. Ondan sonra Tiamat'ın yanındaki şeylerden böyle kötü varlıklardan bir tanesi de mesela Kusavikku'dur, bir böyle boğadır. Ki Marduk, Tanrı Marduk hem Tiamat'ı hem Kusavikku bunların hepsini ortadan kaldıracak. Yani Marduk, kozmos, Tiamat, kaos, ikisinin arasındaki savaş. Yani bu hikayede de boğa, böyle bir boğa figürü var ve önemli bir rol oynar. Ondan sonra işte Akatça metinlerde falan. Tabii bizim metnimizde, yani benim size okuduğum metnimde ve Akatça'da kullanılan bir başka kelime, boğa için kullanılan kelime de elu kelimesi. Elu kelimesi veya alu kelimesi boğa demek. Mesela alu derseniz Akatça'da veya elu derseniz yüksek demek. Arapçadaki ali falan gibi yani. Ama elu ya da alu dediğinizde sondaki u'yu uzattığınızda yani o boğa anlamına gelir. Aslında böyle çok hem etimolojik hem semantik olarak boğa ve şey arasında yükseklik veya yukarıda oluş arasında bir ilişki var da o şu an ayrı bir konu. Ama Akatça'da elu kelimesi kullanılan bir kelime. Ve bizim şeyde de hikayede de bu kelime kullanılıyor. Boğa için yani. Şimdi bir bunu bilmeniz lazım. İkincisi, ben burada eliyorum yani şu an benim önümde çok bilgi var. Evet. Şimdi demek ki hani boğa için kullanılan bir takım kelimeler var. Boğanın eski Mezopotamya'daki oynadığı işte mitsel roller var falan falan. Şimdi spesifik olarak bizim boğaya geldiğinizde, yani bu göklerin boğasına geldiğinizde şimdi bu ne demek? Yani göklerin boğası burada çok böyle basitçe hani güçlü bir boğa var. İşte o boğayı böyle işlerin üzerine şey, işler Gılgamış'ın üzerine salıyor. Hani hikaye böyle basit bir şey mi yoksa buradaki boğanın bir astral yönü de var mı? Yani tamam içimizde arketipsel bir yanı var. Dış dünyada boğaya yüklenmiş olan bir güç konsepti var. Ama bir astrolojik yanı var mı? Büyük ihtimalle bir astrolojik yanı da var. Ve bu efsanede de bu yanı da devrede aslında. Şimdi hikayede, bizim hikayemizde yani bu boğa yani göklerin boğası normalde doğu şeyinde yani ufkun doğusunda, güneşin doğduğu yerde yine efsanedeki retoriklerden anladığımız kadarıyla otlamaktadır. Yani gökyüzünde otlayan bir boğa bu yani. Fakat yine bu ve buna benzer başka Mezopotamya hikayelerinden anladığımız kadarıyla zaman zaman Tanrı Şamaş, yani Güneş Tanrısı Şamaş, bu boğayı bazen bu otladığı yerden alır ve adeta ortadan kaybolur ve sonra yeniden boğa ortaya çıkacaktır. Tabii buradaki boğanın Toros, yani Greklerdeki Toros'a denk düştüğü, yani Grekler bunu Toros diye adlandırıyorlar, bu boğayı. Büyük ihtimalle bütün primitif dünyada ve Mezopotamya'da da gökteki boğa burcu, yani bu burası aslında teknik bir olay. Hani ben bazen astroloji falan böyle hani arası sokuşturuyorum sözlerimin arasına ama
Astroloji çok spesifik bir alan yani. Hani benim ikisi öyle biraz iş olsun diye yani muhabbetini ben konuşuyorum onunla. Yoksa çok bildiğimden değil yani. Çok spesifik yanları var. Mesela Boğa burcu yani Constellation Taurus, Boğa burcu denilen şey başka burçların da zaman başka burçlardaki yıldızların da veya burçların da yaptığı gibi zaman zaman belirli dönemlerde yani güneş doğmadan önce belirli mevsimlerde belirli bir süre için güneş doğmadan önce sabahleyin güneşten önce doğuyorlar. Yani bu mesela insanlarda bir şey yaratmış, şaşkınlık yaratmış. Buna da heliacal rising diyorlar bu terminolojide. Yani güneş doğmadan önce doğan yıldızlar. Yani bu böyle insanlarda enteresan bir şey. Bunu gözlemlemişler. Böyle bir enteresan kültür, bir inanış oluşmuş. Büyük ihtimalle bu Boğa burcunun belirli zamanlarda güneşten önce doğuşu ve belirli zamanlarda o güneşten önce doğuşunun bitmesi ve bunun bir sene sonra yeniden tekrarlanması böyle bir şey bırakmış. Yani bu Taurus, Boğa burcu da Nisan'ın 6'sında falan bir görünüyor güneşten önce. Ondan sonra artık uzun bir müddet, bir yıl kayboluyor. Sonra yeniden aynı hikaye gerçekleşiyor. Muhtemelen bu boğanın, gökteki boğanın kaybolduğu dönem Mezopotamya'da Şamaş'ın onu o otladığı alandan çekmesi artık yani ortadan kaybolması dönemine denk düşüyor. Ama göründüğü yeniden yani dünya üzerinde güneşten önce görüldüğü zaman da onun yeniden otlağına döndüğü anlamına geliyor. Şimdi bu Boğa burcunun böyle bir şeyi var, sihirli özelliği var. Ondan sonra yani gökyüzünde otlanan bir boğadan bahsediyoruz. Şimdi bu boğa aynı zamanda Mezopotamya'da Iştar'ın, Sümerler'de İnanna'nın ne diyeyim oğlu. Yani öyle diyeyim şimdilik. Yani Tanrıça'nın oğlu. Yani Iştar'ı tamamlayan ve onun unsurlarından bir tanesi olan benim oğlu diyeceğim bir varlık boğa. O yüzden de Iştar'la Boğa arasında bir yakınlık var. Tabii Iştar da biliyorsunuz ki Mezopotamya'da Venüs yıldızı ve benim çok böyle üzerinde duramayacağım kadar değişik bilgilerden oluşan, bu tabii şimdi hani bu astroloji başka, bizim mitsel çözümlemeler başka, ben o astrolojik yanını bilmediğim için göremiyorum yani. Ama mitsel çözümlemelerden anladığımız kadarıyla bu Venüs'le yani Iştar'la Boğa burcu arasında da bir kombinasyon var gökyüzünde ve bunu da gözlemlemişler. İşte bizim arketipsel dünyamızdaki Boğa ile vahşi Boğa ile onu tamamlayan yumuşak ya da şefkatli anne arasındaki ilişkinin karşılığı gökyüzünde Venüs'le Boğa burcunun kombinasyonları arasında görülmüş. Öyle anlaşılıyor yani. O yüzden de bu Boğa'nın böyle bir astrolojik hikayesi oluşmuş antik zamanlarda. Bununla ilgili tabii çok böyle şey var, önümde örnekler var. Bu arada ben simit yemişim şeyde bilgisayarın önünde sabah. Onun böyle hep susamları kalmış. Bir yandan da onlar böyle şey gözüme şey yapıyor geliyor. Evet. Yani örnekler çok var. Hani ben böyle özünü anlatmaya çalışıyorum. Sonra Iştar'ın yani bir şeyin Venüs'ün, Tanrıça Venüs'ün veya Iştar'ın bir başka
göksel hikayesi. Bu da yine İştar'la, Tanrıça'yla boğa arasındaki yakın ilişkinin şeyini, mantığını açıklayan hikayelerden bir tanesi. Ve aynı zamanda İştar'ın daha önce metin içerisinde benim saydığım Gılgamış, yani Gılgamış'ın hani İştar'ı reddedişi, daha önceki evliliklerinin hepsinin başının belaya girmesi hikayesi olduğunu hatırlayın. Bu evlilikleri daha önce yaptığı, Gılgamış'tan önce İştar'ın yapmış olduğu evlilikler, ki o evliliklerin sayısı 5 tane olarak sıralanır şeyde, metin içerisinde. İşte Aslan, bir daha önce okudum yani. 5 tane daha varlıkla evlenir. Ondan sonra işte o varlıklar da aslında büyük ihtimalle göksel bir, yani işte astrolojik yanı olan bir hikayeye dayalı. Şimdi Venüs gökyüzünde 8 yılda bir şey yapıyormuş, bir rota çiziyormuş. Ve 8 yılda bir Venüs bu Orion'la, Orion yıldızıyla bir araya geliyormuş. Yani Orion yıldızı da Mezopotamya'da Dumuzi ile ilişkilendirilir. Dumuzi de Temmuz yani. Dumuzi de İştar, yani Dumuzi'nin İştar'la olan öyküsünü biliyorsunuz zaten, daha önce anlattım. Yani 8 yılda bir Dumuzi ve İştar, Venüs ile Orion bir araya geliyorlar. Tabii Orion aynı zamanda, yani Dumuzi aynı zamanda boğa ile ilişkilendiriliyor. Yani hani Orion'un enteresan bir şekilde bir boğa yanı da var Dumuzi'nin yani. 8 yılda bir bu iki varlığın buluşması, işte o iki varlığın buluşması sonucunda yeryüzünde hayatın yeniden palazlanması, yani baharın gelmesi falan. Sonra bir sonraki sürece kadar o buluşmanın kayboluşu ve sonra kışın gelmesi hikayesi, yani etiyolojik olarak açıklama biçimlerinin gökyüzünde böyle bir karşılığının olduğu anlaşılıyor. Fakat Venüs bu 8 yılda bir yapmış olduğu rotanın dışında 5 yani 5 ayrı rotası daha varmış gökyüzünde, işte bir şekilde oradan oraya giderken. O 5 ayrı rotada büyük ihtimalle bu 5 tane evliliğe denk düşüyor. Yani Venüs'ün gökyüzünde yine çeşitli zamanlarda izlemiş olduğu 5 tane yol, o da bunun gözlenmesi, bu 5 yolun gözlenmesi ve şeyin, işlerin 5 evliliği arasında bir ilişki olduğunu ileri süren böyle ciddi bilim adamları var. Olabilir yani, ben hani çok olayın bu yanını anlamıyorum. Yani bu astral yanını anlamıyorum ama hani biraz okuyunca mantıklı da geliyor bazı şeyler. O yüzden büyük ihtimalle bu göklerin boğası denilen şey sadece bir Gılgamış'ın üzerine gönderilen bir vahşi boğa değildi. Aynı zamanda gökyüzündeki kozmik bir olayın bu dünyada tekrarlanmasıydı. Yani adeta Gılgamış'ın öldürdüğü Toros'un, yani boğanın bir müddet ortadan kalkması ve sonra yeniden boğanın sahneye çıkması gökyüzünde falan. Yani böyle bir hikaye olabilir mi? Olabilir. Ama bunlara çok spesifik çalışmak lazım. O yüzden böyle iyi bir doktora öğrencisi, iyi bir yüksek lisans öğrencisi bütün bunlara bakabilir. Öyle arıyorum. Varsa böyle biraz astroloji, astronomi falan hani bilen, matematik, yani gelin. Evet. Sonra bir başka şey, hani bu boğayla ilgili. Tabii bu boğanın çok benzeri hikayeleri, yani bütün mitlerde falan var. Ama eski
Greklerde çok çok benzeri var hakikaten. Hippolytos var Greklerde. Bu Hippolytos efsanesi de bizim şeye çok benzer. Boğaz'ın hikayesine, İştar ve göklerin boğazı arasındaki hikayeye derecede benzer. Ya doğrudan doğruya Fenike üzerinden Greklere kadar ulaşmıştır veya şeydir, hani tamamen bazı yine gözlemler, o arketipsel yanların keşfiyle ilgili bir şeydir. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, bugün bu kadar. Haftaya artık Enkidu devreden çıkacak, ölecek yani. Aslında bana göre yani haftaya, hatta 9. tabletten sonraki şeyler daha benim hoşuma giden hikayeler. Orada böyle hem ezoterik bilgiler çok güçlü, hem tarihsel bilgiler çok güçlü. Zaten yani bu metnin bu episodları da şeydir, hani sizi daha sonraki süreci hazırlamaya yönelik şeylerdir. Yani bu metni oluşturanlar bağlamında baktığımızda. Haftaya 7. tabletten devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Gılgamış'ı okuyun. Aslında ne bulursanız okuyun. Yani şöyle, şimdi son sözlerimi söyleyebiliyor muyum? Acaba izin var mı? Tabii modern dünyada insanlar şeyler, böyle hani rüzgarlarını kaybetmiş, rüzgarı olmayan yelkensiz gemiler gibi falan çok şaşırmış durumda. Yani birisi geçen sordu bana yolda. Dedi ya hocam nasıl bu kadar konsantre oluyorsun? Yani şöyle bir şey. Bunlara konsantre olmadığınız zaman çok kayboluyorsunuz hakikaten. Ya ben seviyorum, o başka şey de. O yüzden de hani bu işlerle uğraşmak, okumak falan yani ya bu işler çok güzel ya. Hani tamam politika eyvallah uğraşabilirsiniz. Onlara da bir şey demiyoruz ama ya sevgili arkadaşlar bu işlerden kopmayın ya. Mesela güzeli korumak en son derken yani işte bir müddet öncesine kadar okuduğum İlk kitaplardan bir tanesiydi. Güzeli Korumak İnsan Yayınları'ndan çıktı. Aslında belki de okumuşsunuzdur. Aslında çok küçük bir kitap. Yazarını da unuttum. Yazarı bildiğim bir adam da şu an aklıma gelmiyor. Uzak Doğulu bir adam. Kitap şöyle. Küçük bir kitap. Aslında çok böyle olağanüstü bir kitap değil ama bazı sayfaları gerçekten çok etkileyici. Kitabın derdi şu. Hani güzel kavramını, buradaki güzeli böyle salt görünürlük anlamında kullanıyor ama tabii o görünürlüğün, o güzel, buldunuz mu şeyi? Güzeli kurtarmak, yaşa. Yaşa. Onu çünkü bir 6-7 ay oldu yani, en son ona bakalı. Güzeli kurtarmak, aynen. Orada mesela şeyi anlatıyor. Şimdi ben yine bir şizofrenik geçiş yapacağım oradan oraya da ama yani şey ana aksımdan hiçbir zaman kopmam yani öyle bir şaşırabilirsiniz ama orada şunu anlatıyor yani modern dünyanın her şeyi pürüzsüz hale getirmesi ve her şeyi böyle çok düzgün hale getirmesinin sakıncalarını anlatıyor hani öyle diyeyim. Bunu anlatırken de tabii çok böyle bazı yerlerde inanılmaz felsefi vurgularla yapıyor bunu. Bazı yerlerde daha basit. Mesela işte insanların bu şeyde selfie çekmeleri falan, hep böyle yüze falan odaklanmaları ve hep düzgün bir şeye odaklanmalarının arkasında bir boşluk olduğunu, psikolojik bir boşluk ve aynı zamanda sürekli o pürüzsüzlüğe gittiğinizde onun da ayrıca yeniden bir boşluk oluşturduğunu ifade etmeye çalışan bir kitap. Ve aslında biraz kusurlu olan bir şeyin veya pürüzlü olan bir şeyin veya saklayan bir şeyin aslında daha güzel bir şey olduğunu ya da olabileceğini söylüyor. Bunu da niye söyledim? Hani bunu şu an ağzımdan çıktı bu. Tam metin hani okuyun falan oradan geldim ama biraz şeyden çıktı bu ağzımdan. Şimdi bu hani ben biraz tabii o işlerle de ufak ufak uğraşıyorum da. Restorasyonlar bilmem ne. Şimdi tabii restorasyonların bir kısmı gerçekten çok iyi. Yani bunlara hiç sözüm yok yani. Çok da restorasyon yapılıyor son zamanlarda. Fakat bir kısım restorasyonlar da ya inanılmaz ya. Yani hani şimdi ben şey vermeyeceğim, hani yer falan vermeyeceğim, ayıp olmasın da.
Fakat ya bir yere gidiyorsun arkadaş, hani adam bir camiyi restore etmiş. Yani burada o detaylarına da girmeyeceğim yani. Ya her yer mermer ya. Yani her yer mauzoleum gibi bir şey olmuş. Yani gözünüzü böyle kamaştıran dümdüz mermer. Yani ya bu kadar pürüzsüz gibi görünen şeyler güzel değil. Yani oradaki ekonomik kaygılar ıvır zıvır, onları geçiyorum zaten de. Ya hiç olmazsa o vizyon mu artık, öyle bir kaygı mı ne bileyim yani. Ya bu arkadaşlar şey yapsın ya. Yani ya tam onu yaptın abi oraya. Tamam da bir de ağaç dik ya. Ortaya bak, bir tane ağaç dikse her şey bambaşka olacak. Yani son zamanlarda gördüğüm bir iki restorasyon üzerine bunu söylüyorum. O yüzden böyle her şeyi çok düzgün böyle mermerlerle kestiğinizde olay güzelleşmiyor. Ya orayı örtüyorsun aslında açacağım derken. O yüzden yakınlarınız falan varsa böyle abi söyleyin onlara. Ya biz bürokraside falan çok anlatamıyoruz derdimizi. Bari psikolojik baskı yapalım da. Yani o beyefendiler de tabii işlerini biliyor eminim. Hani mimar arkadaşlar ya da mühendis şey işte neyse yani müteahhitler. Ama yani bir ağaç diksinler abi ya. Ben ağaç manyağıyım. O yüzden çünkü... O pürüzsüzlük şey ya, saçma bir pürüzsüzlük. Öyle düzgünlük olmuyor yani. Evet, şimdi geri dönüyorum. Şu, bence okuyun, gerçekten çalışın. İlla sumerolog olmanız gerekmiyor. Olursanız aç kalma ihtimaliniz büyük zaten ama. Yani sizi bu kaotik dünyada savrulmaktan koruyacak tek şey bu odaklanmanız. Yani bu da en güzel, hem kalbinizle, ruhunuzla ve beyninizle metinler, kitaplar, yazmak ve buna benzer şeylerdir diyorum. Efendim, saygılarımı sunuyorum ve haftaya görüşürüz.